tarım adedi Banvit için önemli ve bunları kesti. Ucundan sonuç alamadı ev sahibi Banvit ama pot altından Erkan top oyuna sokuyor. İkinci bir hücum şansı. DJ Rowland'a blok geliyor. Ardından Ermal Kuco kendi topuna. Evren Büker köşede bir an boş kaldı. 3 sayılık atışı isabetli. Tofaş'ta 3 sayıyla başlıyor mücadeleye. Şüphesiz Evren Büker. Yine Evren'i buldular. 3 sayılık atış, bu da isabetli. Evren 2-3 sayılık basketle maça başladı. Belki de sezon içinde. Marcus Denman açısını kapattı. Semih Mehia iyi kıvrıldı. Atış isabetli değil. Erkan Veseloğlu topu elinde vuruyor ve basket yapıyor. Duramıyor. DJ Rowland, Cefer Özer, turnike basketli olmadı. Çemberin her iki tarafında sektikten sonra dışarı düştü o top. Doğan Şenli bu kez. Serhat Çetin bir kere vurdu topu yere. Ardından çok güzel bir asist yapıyor. Çinemelu Elanu'ya. Bir smaç basket daha Elanu'dan. Serhat Çetin 5 ile başladı ikinci çeyreğe. Tofaş. Serhat şimdi üst sayı çizgisinin gerisinde Elanu'yu topla buluşturuyor. O ekstra pası Samet Geyik'e indirdi. Samet Geyik de basketi yaptı. DJ Rowland, Cever Özer, Kitsi. Dukis savunmada. Chuck Davis perdeye geldi. Cever Özer, 3 sayılı katışı Cever'in isabetli. Şimdi Evren'in olmadığı bu dakikalarda iyi. Marcus Denman ve Elanu ikilisinden müthiş bir basket geliyor. Hakikaten müthişti bu arada. Bu arada ve üstlendikleri misyon icabı onları biraz sıkıntı yaratıyor. Karşısındaki takım biraz dişli ya da sert bir savunma ortaya koydukları zaman. Biraz da bugün Elanu, Dukis, karşısına Rowland, tekrar Marcus Denman. Chuck Davis'e çıktı üstüne şimdi Marcus Denman. Aliyu topu! Chinemelu Elanu! Yine müthiş bir oynanacak ilk yarıda. 38-34 üstünlüğü var Banvit'in. Evren Büker şimdi dışarıda yine Serhat Çetin'le top bekliyor. Çok uzaklardan Evren'in atışı isabetli. 3 sayılık basket Evren Büker. Topaç'ta Marcus Denman. Köşede Evren'i buldular. Fekine karşılık alıyor. Şut kullanmadı. Elanu orta mesafeden atışı isabetli. Chuck Davis tekrar. Samet Geyik savunmada kaldı. Chuck Davis çizgiden geldi çembere. Ermal'le oynuyor. Fekine karşılık aldı. Ermal Kuco. İyi zıplattı Elanu. Bir şekilde show up yapan Banvit bu sefer uzunları içeride bekletiyor. Samet Geyik de 3 sayılık basket buluyor. Tofaş. Bunlar çok... Arda İce Rowland şimdi. Mehia ile oynadılar. Bomboş kaldı. Semih Mehia. 3 sayılık basket geliyor. O Banvit hücumu. Yani ilk opsiyonda kısa kaldı. Kitsimiz tokatladı. Doğan Şenli hücum ribaundunu aldı. Evren Büker şimdi. İçeride Doğan'a çok güzel bir asist yapıyor Evren Büker. Ben devirdi içeri. Doğan Şenli. Düdük köşede Serhat şimdi 3 sayılık atışı isabetli oldu. Yani o düdük sesi geldi de içeriden mi diye düşürdü. Banvit 5-0'lık bir seriyle geldiler. Semih Mehia. Yine Mehia ile biten bir hücum. Seri 7-0 oldu. Demek isteyen ilk oyuncu Banvit'te. Yani karakter koymaya çalışıyor sahaya. Evren Büker'den müthiş bir aliyup topu. Chinemelu Elanu bir smaç basket daha. Double double yaptı Evren Büker. 10 sayı 11 asisti var. İşteyi tamamen tutmuş durumda. Markovic evet. Şimdi 3 sayılık atış isabetli. Yani Markovic Evren Büker'in üzerinden oynadığı atışı da isabetli oldu. Markovic. Chuck Davis perdeye çıktı. Kit Simmons, Markovic tekrar. Şimdi kendisini geriye çekti. Üstelik katış isabetli. Markovic. Ahmet Çakı'ya. 74-65 düzeltiyorum. 9 sayılık bir fark var. Doğan Şenli'ye güzel bir asist. Barajic'ten. Barajic çalıyor savunma reboundunu. Doğan'dan iyi savunma geldi. Marcus Denman. Bombo Serhat Çetin. Çok kritik bir top atıyor. Atışı da isabetli oluyor. Serhat Çetin. 74-70. Ve top onda. Her iki takım için de çok kritik bir 9 saniye. Rowland çembere gitti. Turnikesi isabetli. Yani
8,5 dakika son periyotta bench'te oturmuş Rowland'ın şu anda. Kurtarıcı olarak oyunda olması, evet. Rowland'dan bir turnike daha. Bir soldan, bir sağdan iki turnike Bahçenli'ye. Faul lazım. İçeriden yine oynadılar. 78-77. Chuck Davis faul yapıyor Marcus Thurman. İki serbest atış. Ardından 14 saniye kaldı. İlk serbest atışını kullanacak şimdi Chuck Davis. İlki isabetli. Şimdi burada 204 oyuncuyu da yen. Yüz ifadesinden anlayabilirsiniz. Aynen öyle. Bu maçın bu kadar sert olacağını hiç tahmin etmediğini sanırım. Bakalım röportajda bize neler söyleyecek Itudis. Maç